Arkadaşlar selamlar, yepyeni bir gün ve Farming Simulator'ın 10. bölümüyle karşınızdayız. Ta koskoca 10 gün oldu arkadaşlar, hatta 11 gün oldu çünkü arada bir gün es geçmiştik ve serimizin nihayet 10. bölümüyle karşınızdayız. Bugün çok özel bir bölüm olacak, bildiğiniz gibi yeni traktör falan alacağız. Ama onun haricinde şunu söylemek istiyorum ki son bölüm trend 35 abicim, yani inanılmaz. 3 ay önce kurulan bir kanalın bir videosunun trend 35'te olması gerçekten çok güzel bir şey. Bunun için bütün büyük destekleriniz için kocaman teşekkürler, elinize emeğinize sağlık. Bugün arkadaşlar bu deliyleyiz. Bak baba nasıl zıplıyor. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ben dormancı oldum. Niye zıplıyorsun oğlum etrafında çılgınlar gibi? Abi şey, arkaya bakacaktım ama zıplayarak giderim her zaman. Ben mutlu çiftçiyim. Oğlum, sadece ikimiziz bu arada dostlar, haberiniz olsun. Yeni traktörümüzü alacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 adet koyunumuz var. Hayır abi. Ne oldu? 24 tane olmuş. Nasıl 24? Nerede oğlum? Ağıra doğru gel, sağlıkta 24 yazıyor. Yani karınlarında bebişler var öyle mi bunların? Bence buraya 15 tane sığıyor, gözükmüyor diye düşünüyorum. Ya yani. Hayır öyle bir şey yok. Şimdi Bulut. Sen en son kardeşim biliyorsun ki buradan bunu çıkartmaya çalışıyordun. Tamam mı? Ben onu saplamıştım hatta ona. Sen bunu bence çıkartmaya devam et. Tamam mı? Ben sen o işi yap. Ben de yeni traktörü alayım geleyim, seninle burada vlogunu yapalım. Daha sonrasında büyük ihtimalle yarın bizim bu şeyler, soya fasulyeleri şey yapacak ya bu arada Bulut, onu sana söyleyeyim. Bence hasata hazır olacak. Olur ya. Büyük ihtimalle üçüncü gün falan şu an çünkü. Dur bakayım, yan tarlamıza bakıyorum. Buraya, aa bak burada yine bir şey başlamış ya. Gerçi ölü otlar galiba onlar. Ölüler abi, onu yeni yaptık ya. Var ama az ufak tefek var yani arkadaşlar maalesef. Bizim komşunun patatesleri ne oldu la? Bakayım. Ha, komşunun patatesleri de büyüyor arkadaşlar. Abi, bu da büyük ihtimalle yarın hasat edecek. Dur bakayım. Komşunun patatesi de bir anda hasat etmemiz yok mu çaktırmadan? Nasıl olur acaba ya? Abi bu kamyona koyulur bizim mu? Küçük araba nerede bu? Bana onu söyle. Dur ben şöyle bulayım. Şeyde ben niye abi sana soruyorum ki ya? Sana niye soruyorum arka, ki ben orada ya? Görmüyorum. geçip şimdi durdum lan. Şimdi ben gideceğim Bulut. Beni meşgul etme bak. Bunu buraya koydum. Tamam mı? Tamam abi. Ben gideceğim abi. Ben buna saplayacağım. Tamam Bulut, ben gideceğim. Ben gideceğim. Bu benim kaderim. Bulut bu arada... Bak nasıl güldüğümü fark ettim. Bu gülüşüne gülüşü biliyor musun? Birkaç bölüm sonra zengin olacağım gülüşüydü. Yani saçma bir gülüş. Zenginlere saçma gülermiş. Şimdi arkadaşlar biz... Neyden buradan... parayı bulacağız? Neyden? Soya fasulyesini hasat edeceğiz ya. Soya evet. Fasulyesini hasat ettiğimizde bizim tarlanın yan tarafı var ya şu an patates ekili komşuda. Evet abi. Orayı satın alacağız bir anda. Tamam mı? Evet. Sonra oraya da ekleyeceğiz. Sonra patatesin zaten bir günü falan kalmış olacak. O patatesi de biz hasat edeceğiz. Çünkü ben takip ediyorum onun büyüyeceği zamanı, tamam mı? Patatesi de bir anda biz hasat edeceğiz Bulut. Sonra patatesi de soya fasulyesini aynı anda ekeceğiz. Sonra Bulut ne yapacağız biliyor musun? Yapacağız abi. Her yere basacağız soya fasulyesini. Mantıklı. Ya. Soya fasulyesinden parayı bulacağız sonra. Soya fasulyesinden parayı evet, bulacağız abi. Kardeşim. Yani arkadaşlar şimdi yeni traktörümüzün modlu olduğunu söylemiştik. Tümosan marka. Mercedes'in çakması gibi bir logosu var. Peki işte. Peki abi yıldızlı. Bu ne? Bir soluna baksana konuşurken sen. Konuşurken soluna... Önüne takılıyormuş bu yani. Normal mi bu? Sen şu an ne yapıyorsun? Bunun önüne takılıyormuş. Önüne ama. Evet abi. Yeni traktörümüz arkadaşlar gördüğünüz gibi modlu. Modlu traktöre bindin mi Bulut sen hiç? Modlu traktöre ben hiç binemedim İşte ya. Yazılımlı şeye kardeşim bu traktörü, anlatabiliyor muyum? Bu traktör senin gördüğün, daha önce bindiğin traktörlere benzemez. Ben sana baştan söyleyeyim. Bu arada traktörün sponsorluğunu falan almadık dostlar, yanlış olmasın. Önüne bir tane ağırlık ekliyorum Bulut tabii ki de. Ekle. Şimdi bunun teker markası çok önemlidir mesela. Teker markası bunlarda. Ney mesela abi, ne yapman lazım? Şimdi burada Trelleborg markasını kullanacağız. Tamam mı? Trelleborg markasının çünkü ince ve hoş terlikleri var. Ağırlıklı kullanacağız bir de. Ben bir yanda Yulaf'ın parası artmış mı diye bakacağım. Yulaf'ın parası artmış mı diye sen bir bak ama bir gün geç. Bir ay gerçi oyun saatine göre, doğru. Jones Farmer'da yeşil olmuş böyle yukarı doğru, 900 dolar ama. 900 dolar değil. Onun biz onu ektiğimizde bize gelişini 1300... aldı. Abi 1300 dolardı onun satışı o dönem. Ve yaz dönemiydi yani, biz yaz dönemine girmek üzereyiz zaten. Kalsın bu kadar bekledik, daha bekleriz. Aydınlatma diyor. Aa arkadaşlar bakın, üst taraflarında farları değişiyor. Ananı avra, bu ne böyle? En fazlasından koyalım değil mi? Evet. Oha plakası var. Lan işareti var, çok iyi lan. Baya arkada imparator yazıyor. Ne yazıyor? İmparator. İmparator.
Bu arada arkadaşlar, dünkü biçer döverimizin üzerinde ne varmış biliyor musunuz? Sağında ve solunda Türk bayrakları varmış ama bizde görünmemiş garip bir şekilde. Halil de diyormuş ki ulan bunlar buna niye tepki vermedi falan. Ben videoyu attım, Halil bana özelden diyor ki aslında dostlar böyle gözüküyormuş o. Bakın gördünüz mü? Bizde şuradalarındaki Türk bayrağı görünmüyor. O sorunu da biz bu akşam çözeceğiz. Haberiniz olsun. Sonra as bayrakları yaparız. Halil de bize onu sürpriz olsun diye söylemiyormuş. Sonra demiş ki ulan bunlar niye tepki vermiyor buna demiş. Türk bayrağımız var orada falan. Halbuki biz görmüyoruz oğlum. Anladın mı muhabbeti yani? Anladım. Halil'in sıfat. Halil de diyor ki ulan bunlar niye tepki vermiyor? Tamam, şimdi bunu çamurlukları döşedik. Ana renk derken neyi kastediyor arkadaşlar bu ya? Rengi değişmiyor ki anasını satayım. Ana renk neyin rengi ben an tasarım... tasarım rengi değişiyor. O zaman şöyle bir... Aynen böyle bir şey yapalım. Ya kırmızı olsun. Bizim 2-3-3. Kırmızı traktörümüz olacak gerçi ya. Hangi renkler var? Vallahi böyle turuncu var güzel bir. Uf, gold var lan Bulut. Gold. Gold gider gold traktör of. Gold traktör mü olur oğlum ya? Olur abi, premium traktör. Silver var. Silver. Gold iyi abi. Gold iyi bir gitti gibi bir yandan ama gold haricinde... Ya bak gold bildiğin gold tam böyle. Klasik bir gold. Gold haricinde bir tane turuncumsu bir şey var, o da güzel gibi ama. Ana abi hangisi yatıyorsa kafana. Tamam, bu gold halindeki turuncu benim hoşuma gitti. Bunun ne kadar özel bir traktör olduğunu anlayacaksın Bulut. Bulut toplamda arkadaşlar bakın bu Bulut toplamda 25.000. 25.000'e geliyor tamam mı? Evet. Benim eklediğim modifiyelerle artı 1400 26.400'e geliyor ve çok uygun bir fiyata alıyoruz. Çok uygun. Çok uygun ve ya. Çok kaliteli. Türk markası kardeşim. Kaliteli bir marka. Neydi? Hemen... Tümosan. Tümosan. Ya vallahi sponsorluk yardımcısı falan sanacaklar ya. Türk markası gibi bu. Oğlum bunu ne yaptın sen buraya böyle? Abi dizdim ben onları. Ortam be. Yapıyorsun. Tabii. Şimdi ben bir anda yeni... Aha. Şimdi Tümosan'ı getireceksin ya sen. Evet. Bunlara bir koyacaksın abi uçak bunları. Bulut buna iki kişi biniliyor sanırım. Ciddi misin? Evet, çünkü C'ye bastığımda ne yaptı biliyor musun karakter? Yan koltuğuna geçti bunun. Abi. Gel bakayım. Gel bakayım. C'ye bas bakayım. İn abi. Yo, inmeme gerek yok oğlum. Yok öyle gözükmüyor. Sen in mi? Bas sen bas. Yanına gel. Basıyor. Sen bas geleceksin. Yok gelmiyor abi. Allah sen in Allah. Ben geleyim oraya. Tamam gel. Basıyor. Arkadaşlar bayağı da büyükçe bir şeymiş ya bu. Abi ha evet. Geç bakayım ya. Yok. Nasıl ya? Vallahi bilemiyorum. Ama bak yanında koltuk var evet, arkada hatta. Ve geçiyor abi. Acaba... C'ye bastığında yana da... Ben şu an yandan sürüyorum bu arada. Bende normal gözüküyor. Şey yap bakayım, sen C'ye bastığında yana geçmiyor musun? Kendi gidiyor ne oluyor? C'ye bastığında yana geçmiyor musun? Geçtim, yandayım şu ya. An. Ama sende yanda mı gözüküyorum ben? Hayır. Şimdi neyse bu, hadi gidip bunu çiftliğimize götürelim ve vlogunu yapalım. Neymiş lan bu? Sen zaten şey yapacaksın. Sen zaten şeyle gelebileceksin tatlı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir içine bakalım biz. İçinde dijital bir gösterge bulunuyor. Kaç yazıyor? Oğlum onun ne yazıyor arkadaşlar orada? Dijital. Aynalar bu arada çok güzel bir şekilde gösteriyor arkaları. Kornası nasıl çalınıyordu? Kornası... Sıfır. Bozuk. Sıfır mı? Aa bozuk abi. Değilmiş. Değişik mi çalıyor? Geliyor mu sesi? Yok. Ben... Bu ne? Nasıl? Lan tam havası yanlış. O ne abi? Çok iyi. Oha. Çok iyi bu arada. Arkadaşlar bu ne abi? Operatör geliyor. Ve farkında mısın bilmiyorum ama camlar ledli. Fark ettim abi. Şimdi sağ tarafında arkadaşlar bir tane ekranı var. Şöyle bir kol vitesi var. Abicim bayağı böyle bir hani kol vitesi de kol vitesi. Çok fazla tuşu var. Burada bir tane şey vitesi var. Normal traktörün vitesi var. Koltuğumuzun markası var. İmparator yazıyor. Sol üstte klima ayarları var. Sağ üstte ise Pioneer radyosu var abi. Vallahi arkada İmparator yazısı var. İlginç ya Bulut. Burada çok iyi bu arada ya. Korna bayağı iyi bu arada ya. Çok saçma. Orada best abi. Çok saçma harbiden. Darar. Arkada bu arada bayağı bağlama şeyi var ha. Bir de bu arada hızı da iyi. İyi gidiyor hızı yani. İyi bu arada abi. Hani küçük yazmasınlar küçük değil bu yani. Baksana şuna. Bayağı kaçta gidiyor lan? Max bizim, top, bak, top speed denemesi yapıyorum bunu.
Gelsene bir bak şimdi. Bizim bütün traktörlerden hızlı olmak atlayalım bak. Bizim kırmızıdan hızlı değil Bulut. Büyü değil abi. Yani bizim olamaz main zaten. Traktörümüzden hızlı değil de. Ama büyük abi o. Gel abi. O kırmızı ya. Oo. Buradan bir düz verelim seni. Buradan bir düz verelim kardeşim. Üç, hazır mısın abi? 2, 1. Oo, kalkışta beni bir geçtin. Oo. Uzun mesafede ben seni geçtim. Ben şöyle seni geçmişken bir top speed denemesi yapıyorum. Abi bizim kırmızıyla aynı mı ya? Galiba 50 ile gidiyor top speed. Aynı gibi çünkü. Merak etme. Ben gidip abi yazacağım bana. 50 mi gidiyor? Ne oluyor? Tamam, vallahi arkadaşlar gayet güzel, tatlı bir traktörümüz daha oldu. Şimdi onun ilk işini biz yaptırırız da. Onun haricinde bu bizim bu arada şeyler olmadı ya, soya fasulyeleri. Olmamış abi. De yan tarlaya ben bakayım, dur şununla bir gideyim. Bulut, bu yan tarafı satın almamız için 150K'ya mı ihtiyacımız vardı? Evet abi. Bizim 87K'mız var. Kredi çekeceğiz, tamam mı? Tamam. Bir de bizim hasat alabilmemiz lazım ama şu an artık ya. Niye hasat edilmiyor bunlar şu an? Diğer gün büyük ihtimalle abi. Yarın mı yani diyorsun? Aynen, yarın bence. O zaman hiç para harcayamayız biz. Mantıken sadece beklemeliyiz değil mi? Şu an şu şeyleri satalım. Şu şeyleri satalım, evet. Aynen. Onların parası bulup sen en son çok iyi diyordun. Bak bakayım ne durumda. Bakayım abi hemen. Ulan en son 2000 falan diyordun ha, 1000 şey için. 1 litresi için, 1000 litresi için. Hala 2000 ama şey kırmızı gösteriyor, niye? Azıcık bir şey düşmüştür belki ya. Aynen. 2064 diyor. 2100 yüzde de var. Öyle kırmızı mi? Kırmızı diyor ama azıcık bir şey büyük ihtimalle. Evet abi. Tamam, o zaman onları gidelim satalım abi ya. Aa, 1200'den artmış bu. Tabii. Grafikten bak, şey diyor. 2000'e falan çıkmış abi. 1200'den 2000'e çıkmış. Aynen. Tek sorun ne biliyor musun? Biz onları bir türlü alamıyoruz ya oradan. Ben bir tanesini alıp kamyona koydum bu arada o şeye. Dur bakayım, ben şimdi onu var ya bak, alacak bir alet kiralayacağım. Ben bunu alıyordum abi ama biraz zor oluyor. Sen yok abi, yapamıyorsun. Bak ben gittim yap diye bir tane bile yapamamışsın. Abi römorkun içine baksana gidip. Römork nerede? Arkada, ileride. Oğlum niye römorka koydun lan? Ben de sandım küçük arabaya koyacaksın. Evet, römorka koydum. Bak orada var. Oo, bir tanesini atıvermişsin içine harbiden. Evet abi. Oğlum manyak mısın? Burada şey de var. Ya sen ama manyak mısın? Hayır, yulafla beraber satılmaz o ya. Aynı yere satılmıyor ki ikisi. Tamam da bir dakika. Sen Kamil misin? Biz bunu kaldırıp boşaltıyoruz. O sonra yulaf dökülmeyecek mi? Dökülecek. Oğlum niye böyle bir şey yaptın ki içi doluyken? İnsan ben bunu boşaltır. Ne kadar saçma bu yaptığın şey. Ben onu atarken içindekini görmedim bu arada. O zaman sen onu çıkart oradan önce. Ben onu atarken o içindekini görmedim bu arada. Arkadaşlar kafayı yemiş ya. Aa. Görmedim, sonra dedim beraber düşünürüz sonra ne yapacağımızı. Ayrıca yani ondan... Aa, gerçi şey almıştık biz. Tam boşaltıp toplarım ya. Aa bak, sapladım yine abi. Nasıl saplıyorsun ya? Bak. Buna koy, buna. Tamam, öyle yapayım. Bunu üst üste koyacağız. Sonra bağlayacağız. Ama bunu nasıl bırakacağız böyle? Evet. Evet, çek şimdi onu. Yok. Evet, bir şeyler nasıl yap. Nasıl olacak? Yap bir şeyler, yabancı değiliz. Bunu nasıl bırakacak bu? Aşağı çek bakayım şeyi. Aşağı çeksem? Arabayı kırdım lan neredeyse. Oh my god. Bu abi sıkıntı ya. Diyorsun. Yani bunu... Ha, evet. Bağlasana abi. De. Düşmeden bağla, bir tane götürelim. Zaten bu üstünde olmaz ki. Hay Allah'ım. Bağlanıyor mu? Abi bu üstünde nasıl olacak ki? Olmaz zaten bu arada. Çok şey yan yatırılırsa yani. Olur. Abi o nasıl yan yatıracağız ki? Alet çok sıkıntı. Alet çok sıkıntı, işte bir tane kolay bir alet bulmaya çalışabilir. Bak abi. Yağmur başladı uzun zamandan sonra. Olmadı, böyle yaparız, sen bak diyor. Bunu mu almalıyız arkadaşlar acaba ya? Kesin bunu almalıyız var ya. Yani aletler bölümünde çok iç açıcı bir şey yok Bulut. O zaman abi tek tek. Bir tane forklift kiralasak acaba kaç para? Kirala desem... 2800. Oha! Niye bu kadar pahalı forklift kiralamak ya? Bir saatlik falan da kiralanmıyor ha. Yağmur da bayağı bastırdı. O zaman tek tek götüreceğiz Bulut ha. Aynen abi, ben şunu halledeyim. Sen onu boşaltıp şeyi düşürmemeye çalışabiliyor musun? Bakayım. Hatta şu an boşaltmışsın biraz ha. O şeyi düşürmüş. Aynen. Biraz daha var. Tamam, güzel. Şu an... Şu
Şu an istesen de o düşmez çünkü arka kapın açılmıyor. O aradan bir yerden boşaltıyor şeyi. Kaldır aa, arkanı. Şey, sıkıştı herhalde. Bu eylem gerçekleşmez diyor. Aynen. Sıkışmış. Aa, bu düşmez ki abi, evet. Evet, düşmedi. Evet. Şimdi onu atalım o zaman. Bir tanesi bunlar burada kalsın. Bunlar aldılar mı peki? Bir tanesi burada kalsın. Peki biz onun arka kapısı açılıyor değil mi? Bilmiyorum ki. Bakayım. Boşaltma yönü geri yaptım. Ha, evet, tamam. Açılıyor. Evet, evet, tamam. Böyle olur. Şimdi sen onu bırak bence, onsuz bir şekilde al böyle. İstersen kaliteli traktörle mi yapsan diyeceğim de çok bir şey fark etmez herhalde. Şey ama abi, o girmez ki, büyük ya bir de. Sepsi doğru. Kontrol. Kaç tane var zaten? İki. Şurada bir tane daha var lan. Onu aldım ben. He, tamam. Bir tane tekli var. Bir tane de şey var. Ya bu yolu... Bu yolu biz önce bir bu yolu düzeltsek ya, bir iyice düşünüp. Denemiştik abi en son ama pek olumlu sonuç alamamıştık abi. Şunu şöyle yapıyorum. Şunu şöyle aşağı indirip. Biraz düzledim aslında. İşte var ya, burayla başımız belalı ya, yemin ederim, tam şu noktayla. Bir de şu işlem eziyet ya. Evet, harbiden öyle. Algılasa keşke direkt geldiğin yani. Ucundan sokman gerekiyor. Oldu mu bu? Oldu, evet. oldu. Vallahi var ya, ben bayağı uğraştım, ben yapamadım dostlarım ama bunu tak tak yapıyor, helal olsun. Bunu ben bir kere yanlışlıkla yapmıştım ya. He. Ondan dolayı aklımda kaldı. Tamam, onu da koydun. Son bir değil mi Bulut? Evet abi, son bir tane. Last one. Bu da zorlamazsa. Oo, sen bir tekliği mi götürmüştün az önce? Evet. Tamam, ben de sandım ki şey, bu dörtlü oldu bir anda sandım. Evet, gel hele. İndirme işlemlerini yapıyorum. Şu yolun... Ne oldu, niye bir anda olunç oldu? Ben yere değiyor mu abi kırmızı yer? Tam değmiyor aslında ama... O! Ya al işte. Evet abi. Ya diğerini almasak onun üstüne gelecekti abi. Aa, harbiden lan. Sen de mi aldık? Niye gidip dörtlüyü almıyorsun ki önce? Abi onu almak daha zor ama. O yüzden dedim şunu alayım ben de. Helal, bunu da aldım. Şimdi sen gittin de kesin bir tane daha gelin. Sabah kadar işte bunlar alıyordum. Yaşanması var burada. Aa, bu arada gece olmuşken hazır, ben şu traktörün farlarına bakacağım yenisinin. Oo, değişiktir o. İnşallah. O nerede bu arada, ayıp tut sorması? Neyle açılıyordu farlar? He. Oy, güzel. Şey, üstteki lamba neyle açılıyordu, onu hatırlıyor musun? Home'du galiba, evet. He, home. Vaa, bununki bayağı şiddetli lan Bulut. Aynen, baksana. Benimki belli olmuyor mesela. Evet, evet. Bunun bayağı ledleriyle oynamışlar arkadaşlar. Biz nasıl GTA 5'te Fiorino'ya böyle bayağı böyle bir şey, bir çakar takmıştık. Göz alan bir çakar. Onun gibi bir şey bu. Bırakmıyor şunu ya, bırak artık. Hadi. Ya dışarıdan da bakalım çakarlara. Oy. Bayağı güzel arkadaşlar. Bırakabilirsin Bulut, başarabilirsin, evet. Hamdik yaptım, atmıyor ya. Yapıştı mı ne oldu? Senin o sorununu çözeceğim. Çözeceğim, merak etme. Şeyden gitmiyor abi, aletten bırakmıyor aleti. Rahatla. Oğlum çıkartma ama. Çıkartırsan olmaz bu. Geri şey yapacağım şimdi de. Bak şey şimdi abi. Yapıyorum abi, bir saniye. Evet. Tamam. Tamam, biraz daha indir. Bak şimdi ben nasıl onu alacağım. Şu an düşmesi lazım. Şu an ben onu alıyorum. Seni de onunla birlikte alıyorum. Bir dakika abi, evet. Lan böyle gidiyor ama. Bu niye düşmüyor ya? Böyle biraz sallasana onu hızlıca, şey yap. Hayır, orada sallama sayı. Şey yapacağım, tam ayarlamaya çalışıyorum abi, bekle. Yandan şöyle ayarlayayım. Şunu bir en üste çek, tamam. Evet. Niye biliyor musun? Altında şeye denk geliyor şu an. Dur bekle. Abi yok. Biraz sağdan sağ çık, aynı şekil sağa gel. Yani arka tarafına, kış tarafına doğru gel bu. Baya. Tamam. Evet. Aynen. Burası boş. İndir. Aa, niye düşmüyor lan? Nasıl sapladıysan? Nasıl sapladıysan? Dur bakayım, bekle orada. Şu üstüne zıplasam falan düşmüyor.
Aa, kayıyor galiba. Bir şey oluyor. Kayıyor mu? Biliyorum. Kayıyor, geri geliyor. Bak oynuyor. Aa, bug'a girdi o zaman. Galiba. Aa, şey yap. Bu... Önündeki parçayı direkt çıkartsan ne olur şu an? Geri alamayız. Harbiden. Bu bug'a girdiyse kalsın abi öyle. Ben en kötü böyle getiririm bug'a girdiyse. Yerini nasıl tutacaksın oğlum öyle? Diğer tarafına. Lan diğer tarafını yaklaştırırken burası eş zamanlı bir şekilde... Aa, bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Yere falan bıraksam tekrar alsam... Evet, aleti yere bırak. Evet, tamam. Ne oldu? Aha. Ne oluyor lan? Abi ya. Eyzü billahi mine şeytan recim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen günahlarımızı affet. Çiftlikte cin var. Oo, çıktı. Çıktı lan. Oğlum bulut bak çıktı. Gel bunu tak. O ne oldu orada? Ben gittikten sonra bu hareket ediyordu en son. Bu çıktığına göre bulut. Bence şu an tek de onu alıp sokabilirsin. Sağ taraf evet. Evet. Evet abi. Evet abi. Bu. Evet bu abi. Evet bu. Bu abi tamam, bu abi. Aldım. Hiç saplamadan şöyle gel abi dümdüz. Gel gel. Tam ucunda gel, şu an. Gel. Bunu bırakmasın lazım. Gel 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 abicim, gel abicim. Gel abicim, gel abicim. Abicim onu yaparsan o düşer. Yani operatör değil misin sen? Onu biraz yukarıdan ağrı vereceksin. Yani önce önünü yukarı vereceksin, sonra o hareketi yapacaksın. Ne kadar yanlış hallediyorum hareketler onu ya. Ben yeni hiç operatörüm hiç bu. Hiç desteklemiyorum, hiç tasdif etmiyorum ya. Yeni operatörüm ben. Ama gerçekten bak saat 11 olmuş burada. Gidip yatacağız, uyuyacağız. Bu kadar da olmaz ki kardeşim ya. Kaldır abi önü. Kaldır önü şimdi. Evet evet evet. Çıkart yukarı çıkart. Çıkart yukarı, çıkart yukarı, çıkart yukarı. Biraz şu kamyonun kış tarafına doğru. Kamyon, evet gel öyle gel gel gel. Bir tek yönetiyor oradan ama. Bekle, indir, indir. İndir indir. Yavaşça indir. Mı? Evet yavaşça abi. Evet abi. Bu abi. Evet abi bu. Bu. Tamam çıkartabilirsin. Çok güzel. Gel son bir kaldı. Şeyin kamyonun üstüne ne güzel yönetiyor. Gerçekte de böyle oluyor ama yani. Ne oldu? Ne oldu abi? Ya! Oha ne alaka ya? Abi bak. Ya Bud bak sen. Bak kafayı yersin. Sen mal mısın oğlum? Niye tekniği alıyorsun? Ya gel yatalım gel. Gel. Degar çıkacaksa çıksın da şurada Allah aşkına. Şunun motorunu kapat ilerken. Ağzın ağzın. Aaa şey. Nasıl bir paranoyanın içindeyiz ama. Sonsuzluk işareti yutmuş gibiyiz anasını satayım. Sürekli bir şeyler başarıyor. Olaya bak ya. Uyuyorum. Gönderdim istek. Hayır şey çok komik. Gidip alıyorum geri geliyorum yine var ama. Evet. Günaydın. Günaydınlar efendim. Günaydın. Günaydın 345 dolar biz neye ödedik acaba Bulut? Çok merak ediyorum bazen böyle şeyleri. Bizim kiralık neyimiz var hemen kontrol ediyorum. Bak şu anda gelmemiş. Ama sen bunu yaparken gelecek. Abi şimdi soldakini nasıl alacağım? Bak birini sağdakine birini soldakine saplayabilirsin ha. Şu an öyle bir açın var. Arkadaşlar koyunlarımızın yününü satacağız. Koyunlarımızın yününden parayı bulacağız. Ama ve lakin satamıyoruz. Gidemiyoruz çünkü sürekli çıkıyor burada. Allah Allah. Bak dur hareketleri burada çok... Hadi yap bakalım. İkisini birden sokacağım. Tamam. Taşıyabilecek mi ama şimdi öyle bir şey de var. Taşır taşır. Evet abi. Bu abi. Bir dakika abi. Gel öyle. Bakayım. Tam öyle gel. Evet. Evet bu abi. Birini aldın galiba. Çık bakayım. Birini aldıysan bence direkt git hiç uğraşmadan. Aldın aldın. Dur. Hani, kaldır bir şeyi. Bir dakika abi. Evet. Kaldırıyoruz abi. Anladın mı? Şey çok şeyden saplanmış. Çok uçtan abi. Saplamışsın. Evet. Bas abi bir daha. Bas 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 bas. Evet. Ne yapsın abi? Abi o kalsın ben bunu alayım direkt. Sen... Ne yapsın abi? Yemin ediyorum. Bas öyle. Izdırap ya. Bas öyle bas. Hadi, bas evet bu. Evet. Evet bu. Oh. Bu direkt sapladın bu Sergen Bey. Kaldı şimdi onun ucunu. Evet. Evet abi çok güzel. Evet tamam. Tamam. Hiç bozmadan devam. Biraz daha kaldırabilirsin düşecek gibi tipi var onun. Evet. Öyle hiç düşmez bu abi. Bu. Bu abi gel öyle gel 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 gel. Oh. Arka topla falan kaldırıyor bu bayağı ağır. Topla gel çok ağır o. Sakin hareketler. Evet şimdi bir dakika. Sakin. Sakin. Yine kış tarafına doğru götürelim. Kaldır 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 kaldır. Önünü indirme. Kaldır. Şu an sadece şeyi kaldır makineyi aynen. Biraz daha. Bir postala. Aynen. Gel şimdi ileri. Kış tarafına doğru.
Bekle. Çok gelme. Tamam mı? Biraz geri git, biraz geri git, biraz geri git. Tamam. Sağ. Sağ, 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 sağ. Çok güzel, çok güzel. Harika. Harika. Çıkacak galiba. Dur bakayım, ben üstüne mi binsem acaba? Yine mi saplandı lan acaba? Yok ya bir şey. Heh, tamam. Evet, çıktı, evet. Çıktı. Evet, evet abi. Anladım, ah, abi. Hayır, hayır. Tekrar aldım. Üstünü aldım bu sefer. Evet. Sakin. Ah! Hayır. Abi bir şey yap. Kamyonu geri getir. He, mantıklı. Bir şey yap abi. Yavaş yavaş abi. Ben buradan evet. Dur. Ben evet. Buradan sen oradan. Evet abi. Oldu. Helal. Çok iyiydik. Tamam, takım çalışması arkadaşlar. Şeylere bak ya. Tamam, son bir. Hadi bakalım. Bismillah. Abi o gelmiyormuş galiba. Bu ne olacak? Sonsuza kadar bunu mu alacağız burada? Evet, bu bakım sonsuza kadar bunu alacağız galiba. Allah'ım sen aklıma bir kayıt ol ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahi olayı... azim. Profesyonelleştim artık bas, bas, Allah aşkına bas. Ya da bas gidelim, o biriksin ya. Sen bunu koy gidelim biz. Tamam abi. Bak klasik bir koşuş yapacağım senin için. Sen klasik bir koşuş yap. Tam dibinden bak bak bak. Hop. Vurdu mu hareketleri? Helal. Getir. Bu sefer bu tarafa, ön tarafa getiriyoruz abi. Ön tarafa. Ön tarafa. Hayırlı can evet. Abi. Salayım mı burada? İndir. Sal gitsin. Evet. Evet bu. Bu. Tamam. Şimdi sen küçüğü al, tut küçük arabayı. Şey UTV'yi merak yani. Etme. Bir dakika, bir dakika abi. Yine gelmiş. Nasıl? Yemin ederim yine gelmiş. Nasıl yine gelmiş bak ya? Bak abi. Baga mı giriyor, ne oluyor ya? Bir de gelen 500 kilo. Acaba Bulut, burada bir alma limiti vardı da biz burayı fullledik diye. Aa, öyle bir şey burada de olabilir. Çok fazla var diye vermiyor muydu? İçinde mi tuttu onları? O da olabilir yani, bilmiyorum. Neyse biz gidelim satalım abi. Ya nasıl yola bineyim daha? Beynim bir dakika. Nereye satıyorduk? Bakıyorum hemen. John Farmer. İşaretliyorum. Tamam, sen nerede zaten küçüktesin, ben seni takip ederim. Heh, evet. Arkadaşlar şimdi bakalım. Bizim hayvancılık koyun muhabbetini kurduğumuzdan bugüne 6 gün geçti dostlar. 6 günde 6 bölüm sonra ilk defa koyun yününü satışa gidiyoruz. Bakalım ne kadar para kazanacağız. Bakalım bu işin bize getirisini bunu öğrenmiş oluruz. Ayrıca bugün koyunların birkaç tanesini satacağız. Öyle de bir şey var Bulut. Sonra evet. Kredi çekeceğiz, tamam mı? Sonra sol tarafı alacağız abi. Onu ben sana söyleyeyim. Sol tarafı almalıyız. Orayı alalım zaten abi. Tabii tabii. Orayı alacağız. Çok iyi orayı. Aynen. John'un çiftliğine satacakmışız bunu abi. İleride. Çiftlik sahibine mi satacağız? Şahısa yani, öyle mi? John Farmer diyordu yani. Oo, arkadaşlar bir şahıs satın alacak galiba şu anda. Bakalım bir gidelim. Burası mı bulut mekan acaba? Yok abi şu sağ, tam yeşil gözüküyor bende. Sağ taraf mı? GTA'da işaret atıyorsun ya. Atçı gibi bir yere. Aa, şey gibi bunlar. At satıyorlar gibi. Orada at da alacağız daha. Aa, at da var değil mi? Tabii doğru. Tabii. Önümüzdeki günlerde inşallah arkadaşlar ata da sahip olmayı düşünüyoruz. Nasip olursa. Bu arada Türkosan mıydı bu markanın adı arkadaşlar? Unuttum ama. Türkosan olması lazım. Logosu biraz... Tübosan, Türkosan. Mercedes çakması logosu. Hani hatırlar mısınız bilmiyorum. Bunu da benle eşitler hatırlayabilir. Benle eşitler ve benden büyükler hatırlar. Nike yerine Nix'e vardı, hatırlıyor musun? Ooo Bulut harbiden adamın şeyine... Aa evet. Çiftlik evine geldik. Ha, adamın silosuna bırakıyoruz galiba. Aa Farmers Market diyor lan. Bulut dur bakayım. Farmers Market. Johnson. Johnson's Farmers Market, öyle mi? İnsanlar falan Johnson da var. Farmers Market. Vay be. Buraya indiriyorum Bulut o zaman. Boşaltım gerçekleştiriyorum. İndir abi. Sanırım şuraya zaten. Delikliye bir mantığı yok. Evet. Aa direkt satıldı Bulut. Bak. Evet 2800, 1800. Bir tanesi kaldı ama bir tanesi. O niye kaldı? Aa boşalt abi onu. Tamam. Belki al ters ya, o yüzden şey yapıyorlardı. Bu araziye erişiminiz yok diyor. Bırakmıyor mu? Yok bunu bırakmıyor. Hayda. Allah Allah. Neyse bu kalsın o zaman ya Bulut. Kalsın, bir tane var zaten. Bu arada kaç para kazandık ben farkında bile değilim. Bizim 80 binimiz vardı yani, bir 10 bin falan kazandık. Bende de var, onu da satacağım şimdi. Ha sende de var, evet sen de onu sat bakayım. Orada durunca otomatik gidiyor bu arada. Gitmedi abi.
Nasıl gitmedi? Şu an git vuruyor bende hala. İpini çözdün mü? Çözdüm. Ver bakayım bir bana. Buradan olmuyor değil mi? Buradan. Adam almak mı istemiyor lan daha acaba? İster ya. Adama bu kar mı lazımmış acaba? Boşaltamıyorsa. Ha bir tane satıldı. O neymiş ya? Evet. Evet. Zıplatı zıplatı satıyorum. Ne oluyor? Zıplatı zıplatı satıyorum arkadaşlar. Bug'a girdim maalesef. Demek ki bu işlemi bunlarla yapmayacakmışız. Normal. Evet. Ha, bir tane daha gitti. Son. Hadi oğlum. Adama şov yaparak satıyor o zaman. Burası bu oğlum. Kilosu var. Nasıl 2000 ya kilosu? 1000 kilosu. 1000'e öyle ama şey abi bak şimdi dur. 1000 kilosu 2000 ise. Ama şey hepsinde 1000 olmuyor. Hepsinde pardon. Mesela bu bak 18'miş. 18 litre. Son bir tane kaldı onu da almıyor Umut. Burada da var bir tane. Bunu ne yapacağız? Bilmiyorum. Bunlar kalacak o zaman. Aa düşürüyordum lan azdı. Düşürdüm ben bunu buradan. Aa sattım ben bunu. 33'e sattım. Ben de bunu düşürdüm de itemiyorum şimdi. Aa bununla itebilirim ben belki onu. Dönüp geliyorum. Ya arkadaşlar ne kadar amatörüz ya. John da var ya çıkıp bir kapıya bile bakmadan satayım. Harbiyse el atarım. Ne olmuş bana bir satıcı gelmiş. Ne yapıyorum abi hiç umurumda değiliz. Evet abi evet. Bu. Bu abi. Bu abi. Bu değil ama. Biraz daha sağlı. Şöyle. Evet. Evet götür abi öyle. Götür 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 götür. Al abi şunu artık bizden. Bir dakika abi şöyle biraz. Tamam. Toplamda bu neredesin bakarsan bir 14 bin dolar falan kazandık. 14 bin ise iyi. Çok iyi tabi canım tabi tabi. Hiçbir masrafı yok çünkü. Evet evet 14 bin dolar falan kazandık kesin olarak. İyi abi o. Ver bakayım kornayı. Ulan oğlum bayağı bir biriktiririz. Ver şöyle. Etme yürüme. Bu bizim şimdi yolu buradan mıydı lan? Bayağı uzaklaştık arkadaşlar bu arada. Yok ki. Sen hiç buraları gördün mü daha önce? Yok. Ben de hiç böyle yerler görmedim. Biz ters gidiyoruz galiba. Evet biz var ya biz bayağı farklı bir noktadayız. Bu şu abi ters gidiyoruz. Aa ileride full rüzgar panelleri falan var baksana. Sen neredesin abi haritaya bakıyordum. Ha gördüm. Geliyorum. Neyse biz evimize doğru gidelim. Aa bura tarlaymış. Bu ne güzel tarla böyle. evimiz nerede evimiz? Bir dakika abi hemen işlemleri yapıyorum. Şuradan. Normalde bulutun harita bilgisi çok iyidir ama şu anda biraz zorladı. Bu uykusuzluktandır abi bu ihtimalle. Abi buradan geldik doğru buradan evet, geldik. Evet. Burada var ya kesin atmat satıyorlar da neyse bakacağız oraları sonra arkadaşlar. Her şeyin bir zamanı var. Ya zaten at şey gibi ya. Evet. At parkuru. Aa bir şey keşfettim orada çalarken. 9'a basmak solda harita açılıyor küçük. 9 mu? Oha! Kornayı çalarken geliyor. Küçük mü? Bayağı aa kapana da biliyor. Küçük abi. Lan oğlum 9'a basmaya devam et. Ha en son büyüyor evet. Ama küçüğü iyiymiş bu arada. Minim hep gibi. Oğlum sende o yok muydu bugüne kadar? Yo açık değildi bende o. Bende full, bende var hep vardı o. Oha. Bende yok. Sen basmıştın o zaman. Ben daha önce kalmış bu dediğini yaptım senin. He. Ben şeyi keşfettim. Tamam. Şeyleri sattık Bulut. Şimdi gel hızlıca şu yulaflar yerde kalmasın. Onu ben sana bir boşaltayım. Boşaltımı gerçekleştireyim. Burada bu traktörlerden abi, dur. Lütfen traktörlerin motorunu kapat. Rica ediyorum. Dur abi dur. Bırak onu. Ne oldu? Şeyle şununla alamıyor mu? Neyle? Yeni traktörle o işlemler olmuyor. Nasıl yani? Yeni traktörle yapılmıyor mu diyor mu olay? Niye yeni traktörle bunda yapayım? Yeni almışız kullanalım fantezi olsun. Oğlum onu şey hasat ederken kullanacağız ya zaten. Evet tamam. Şurada şimdi küçücük bir işlem var oğlum niye artistik yaptın lan? Daha abi yeni bir şey alınca her şeyden kullanmamız lazım. Yapacağımız işlem şurada var ya 10 saniye yaptığı artistik 1 dakika sürdü.
Asik yapmadım ya. Neydi Turgosa'nın gücü? Turgosa'nın gücünü ne yaparken, hasat ederken göstereceğiz kardeşim. Aa pardon, hasat ederken nasıl göstereceğiz? Şey yaparken. Ekerken bir de şey yaparken işte. Sürerken. İçerken evet. Hasat etmeyi bir şerde var ya. Ama onu taktım bu arada ya. Tebrik ediyorum sana. Çok iyisin. Aa! Ne arkaya oldu? Da bir tane taksak ne olur? Takılır. Nasıl gidecek onu? Önüne arkaya da takılma şey olur yani. Arkadaşlar bu arada bu laf var ya, bize hiç yaramadı. Ulan harbi abi ya. Seri başında şey yaptık, hala da satacağız ya malı. 2000'de 800'e düşmüş yani. Piyasa 2000 çok değildi de bu 1300 falandı. Ha doğru, pardon. 1300 1300 falan. Ama iyiydi yani. Evet. Çok kötü şu an. Ben nasıl bak çok hızlıyım bu konuda. Senin gibi değilim. Abi o aynı şey değil ki. Nasıl aynı şey değil ya? Onun sen saplaması var onun. Sen yalan söyleme. Başımı şişirdin mi? Arkadaşlar var ya, bunun böyle şeyleri var. Şeyde gördüm. İnternette. Yani direksiyon seti falan var ya işte, ETS falan oynayanlar için. Bende de var hatta o direksiyon seti, biliyorsunuz vitesi. Bunda şey böyle direksiyon seti ama yanında böyle tuşlarmışlar var Bulut. Yani şey, traktörün o şeyi var ya, içindeki tuşları. Şunlar gibi düşünün dostlar mesela, şunlar gibi. Onu böyle takıyorsun. Böyle buradan yapıyorsun işlemleri falan. Bayağı garip oynayanlar. Sarmaz mı bu arada? Sarardı abi, o sistemi nasıl kurmuşlar ya adamlar. Bir de o sistemi yapman için bilgisayarda Farming Simulator'dan başka bir şey yapmaman lazım. Yoksa doğru, üşenirsin sürekli onu bağla, boşa, şey yap, çöz. Son anda olacak iş miydi şimdi bu? Yine başlık attırım. Yulaf boşaltırken son anda oldu olan şey. Yulaf boşaltırken başıma gelene bakın. Bu arada arkadaşlar bizim aramızda böyle bazı saçma muhabbetler var ya, onlardan bir tanesi bu da. Şimdi mesela şey diyoruz biz. Mesela geçenlerde şey bir... Lan ne oluyor? Abi ne yapıyorsun? Ben sana... Abi bırak lan abi. Oo, ben benim bırakıyorum buraya. Sen ne yapıyorsun? Aa, oğlum. Lan nasıl dur? Tamam şimdi kaldırayım. Aramızda böyle saçma sapan komik bulduğumuz muhabbetler var arkadaşlar, tamam mı? Şimdi bunlardan bir tanesi de... Şimdi biz sürekli böyle bir her gün video başlığı falan muhabbeti olduğu için bazen normal hayatta kurduğumuz cümleler video başlığı gibi gelmeye başlıyor. Mesela geçen bir böyle keyfine bir oyun oynuyoruz mobilden, tamam mı? Keyfine ama yani video falan çekmiyoruz, yatarak oynuyoruz. İşte şey diyoruz, dereceli oynuyoruz. Kötü bir şey oluyor orada, şey diyoruz, bir şey diyoruz da. Lan dereceli başlığı başımıza gelene bakın. Bak diyoruz ve direkt video başlığı gibi oluyor. Aşırı troll bir olay mı? Bak size komik gelmeyebilir ama komik bu arada. Biraz da detaylı düşürseniz çok komik oluyor. Yani böyle video başlığı gibi oluyor söylediğin şey ve o an komik oluyor yani, şey diyor mesela. Abi diyor, niye video başlığı attın? Abi oyun oynuyoruz ya, da bir anda başlık giriyor lan. Ya başıma gelene bakın dereceli başlık. Bulut bu arada bu hasat. Abi bak, bu arada 7000 dolara daha ihtiyacımız var. Bu arada mi? Yorumlarda abi, birisi inanılmaz bir fikir vermiş Bulut. Oğlum bu adam patatesine ne oldu? Ha daha büyüyor. Diyor ki, ekim yaparken zamanı 0.5'e falan alın. Ve bu sayede ekim yapmayı bitirdiğinizde hepsini neredeyse aynı zamanda ekmiş olacaksınız. Ve bu sayede mantıklı, bir taraf hasata hazır haldeyken bir taraf hasata hazır hali değil falan olmayacak diyor. Bunu yazan olmaz kişi gerçekten... Çok zekice bir fikir verdi, teşekkür ederim. Şimdi zaten akşama bir şey kalmamış Bulut, tamam. Bizim şimdi asıl düşünmemiz gereken ne biliyor musun? Şimdi abi, bu tarlanın fiyatı abi, tamam mı? Yan tarlanın fiyatı, X'e bastım. 150.336, tamam mı? Evet abi. 150.336. Şimdi bizim 50.000 lira kredi hakkımız var. Bize 7.000 TL lazım. Biz 7.000 doları nereden mi alacağız? Bir anda Jondere'yi satmadık mı? Mantıklı geldi gibi sana. Ne oldu abi? Ne jonderesi ya? Şunu. Hangi jondere? Şeyi fark ettin mi? Hani ne jonderesi dedin ya, bak sana bakıyorum şu an. Şunu diye bir döndüm, araç yok abi.
Şunu dedim baktı abi. Bu hayatımda duydum en iyi fikirdi çünkü. Atla gidiyoruz. Öyle ya, ben de şeye binmeye geliyorum ona. Atla gidiyoruz Murat. Çok mantıklıydı John Dere'yi satmak. Değil mi? John Dere abi, zaten işte abi bak. John Dere bugünler hayır. için mi vardı Murat? Evet abi bak son şeyini bile yaptı ya reis. Arkadaşlar o zaman yeni topraklarımız vatana millete hepimize hatta bak topraklarımız o kadar büyük ki dostlar. Bir de şu anda patates ekili öyle düşünün. Bakın şuradan veriyorum gazı, tamam mı? Bakın topraklarımızda gazı verdim ve sonuz biliyorsunuz ki UTV en hızlı giden araba. Max speed gidiyorum, diğer köşesine ulaşıyorum ve bu yaklaşık 30 saniye falan sürüyor. Kocaman. Kaç dönüm bilmiyorum. Bu artık Halil'den öğreniriz. Geldiğinde görür. Halil direkt tek atar. Bakar şöyle. Kaç dönüm deyince kaç kere dönebildiğin önemli aslında ama neyse. Ha abi Mahsun tekerleğini en sona çek bak. Görürsün ne kadar büyük olduğunu, bu ne? Evet abi Mahsun bak tam ortaya gel. Bak. O görüş bak gibi değil mi? Evet bu ne abi? Çok büyük buraya. Çok büyük. Baş döndürücü seviyede. Sanki Blendax. Baş döndüren dolgun tarlalar abi. Dolgun tarlalar abi. O zaman bu burayı satın alıyorum kardeşim. Al abi. Bura alınır. Şimdi şöyle X, arkadaşlar hemen şeye bastık. X'e bastık. Patatesi de ekmiş değil mi kardeşim? Patatesi biz hasat edeceğiz bu. Öyle bir şey var. Senin patatesini hasat edeceğiz. 150 bin. Bölüm başı demiştik bunu. Evet evet evet. Ve arkadaşlar burayı aldık. Burası komple bize ait. Buralar var ya hep soya fasulyesi olacak. Abi bir şey diyeceğim. Patatesi neyle şey yapıyoruz? Aynı şey mi acaba? Patatesi neyle hasat ediyoruz? Kiralarız. Abi iki tane alet var. Biri kocaman. Zaten bu büyük ihtimalle bir sonraki bölüme kadar hasata hazır hale gelmez. Aynen. Bana kalırsa. Gerçi Halil olur herhalde ya. O söyler zaten. Bir sonraki bölüm Halil olur ve o söyler bence. Aynen. Asıl aynen. Soru burada ne biliyor musun? Olur. Yarın sabah bu acaba bizim soya fasulyeleri hasata hazır hale gelecek mi? Aa bir dakika. Ha. Şurayı da birleştireceğiz değil mi biz? Evet. Tabii. Bura ya da var aslında ya. Var ya birleştirme. Mega tarla. Bence birleştirmeyelim çünkü şu an çok şık bu yolla birlikte bu. Ama abi birleştirdiğinde şey başlatmayacağım. Ultra mega tarla. Ultra mega tarla zaten ultra mega tarla. Burada şimdi arada bir yol olması güzel olur bence bu. Tamam olsun dursun abi. Tamam onu karar şey veririz ya. Karar veririz. Evet. Tarla bizim değil mi ama istediğim sıkıntı. Acereye gelmesin doğru. Ha, hadi gel abi 1 Haziran ayında erkenden yatalım o zaman. Erken. Şunlar kiralıktı galiba evet bu da kiralık. Aa o zaman yani hemen onları kiralıkları gönderiyorum ben. Neredendi lan? Şeyden abi anahtar şeyi var ya. Aa John Dere ikinci elde Bulut. İkinci el sat. Aa. Kaça? 81 bin. Sen kaça sattın? 75 bin. Peki gerçek fiyatı ne kadar? Gerçek fiyatına bakıyorum hemen. 108 bin. Oo. Güzel. Ama bunda bunda bir modifiye falan da var ama. Biraz. Gerçi iyi gitmiş ya. Kiralan nesneler. Sat abi bunu. Sat diyorum ya. Geri ver. Tamam, bunu da geri ver. Tamam. Arkadaşlar vallahi var ya sürekli kiralık şeyleri unutuyoruz. Burada sürekli unutuyoruz. Harbi bir kere girdi o bize. Boşuna. Harbiden ya. Aa koyunları da satacağız. Koyunları mı? Şeyleri işte. Koyun satacaktık ya 2-3 tane büyüklerden. He evet. Evet evet çok doğru söylüyorsun şu an. Dur bakalım şimdi bu. 4 aylık var. Bak çoğalma 0 oldu çünkü bebek daha. Hey. 24 aylık var çoğalması %20 bu satacağım artık yani bu 24 aylıkları. Sat abi ya zaten diğerleri hamile ya dolar hemen. 24 aylıkları satacağım değil mi? Aynen. 24 bir tane daha var. Daha büyümüyormuş galiba. Bir tane daha 24 var arkadaşlar. O şeyden bakıyordum ya. Seri hamile kalıyorlar ya. Şimdi babuş 24 aylıklar. $700 bulut tanesi. 700. Oha bayağı iyi bu arada 700'se. Evet. Kaç tane var? Bayağı var. 700 çok iyiymiş abi. Ama nasıl satıldığını bilmiyorum. Lan sizi nasıl satacağız biz? Neyse onu da öğreniriz. Zaten şu an acilen paraya ihtiyacımız yok. Ha doğru gerçi de. Şey ama geçen burada satma vardı sanki ya. Vallahi hiç bilmiyorum. Şu anda çıkmıyor abi. Saatten ötürü mü belki de? Ha o da olabilir abi. Oğlum bugün seni hiç sevmedik ya. Bak unuttuk işlerden ötürü ya. Saatten olabilir bu arada. Saatten kapalıdır olabilir belki. Evet. Yatalım bakalım. Johnny'nin mamasını unutmayalım da arada sırada dolduralım.
Reis ya. Evet, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın abi. Şimdi sabah saat 6. Kapalıysa şu anda da kapalıdır. 8'de falan deneriz. Doğru. Ben sadece şeyi merak ediyorum. Hasata hazır hale gelen bir tarlamız var mı? Ben buraya bakıyorum. Sen diğer tarafa gidin. Tamam. Burası büyüyor diyor. Orası bir boy daha büyümüş galiba. Bir boy daha atmış. Aynen. Ha, şu yan tarafa. Bundan sonra hasat ediliyor. Burası da hasat hazır hale gelmemiş. Aa, patatesler hasat hazır. Nasıl? Abi yok, başları temizle diyor Bulut. Başlar nasıl temizleniyor? Şey, buldum ben onu. Başları temizleme muhabbetini. Evet. Bak göstereyim mi sana? Patates teknolojisine mi girdin? Yok, bak söyleyeceğim abi. P'ye bas. Evet. Bak orada kutu işareti var ya, 5. paketler. Evet. Oradan patates var bak. Ha, tıkla onu, patatesle ilgili şeyleri gösteriyor sana. Anladım. Bak başları kesecek alet şu yeşil olan büyük ihtimalle. Ya da kırmızı, ikisi aynı. Diğeri daha büyüdür herhalde. Hı-hı. Şey gibi bu, şeker pancarı gibi. Diğer şu sarıyı da toplayacağız. Oha, ama bizim öyle bütçemiz yok şu an. Musun? Sarının evet. Kiralaması. Şu anda öyle bütçemiz bulunmuyor. Sarının kiralaması bile 10.000 dolar Bulut. Lan biz kurnazlık yaptık diyorduk anasını satayım. Ama çürümez belki ya. Başlarını temizle diyor vallahi. Merak ettiğim şey ne biliyor musun? Başlarını temizle dediğimizde direkt hasata hazır hale mi gelecek? Temmuz evet. Ayındayız. Bak bu arada şu anda gerçekten de Temmuz ayındayız. Burada da Temmuz ayındayız. Ve benim 5 gün sonra da doğum günüm bu arada. Biliyorum abi. Ama hediye istemiyorum kimseden. Doğum günün kutlu olsun deseniz yeter. Bu kadar ben sana kendime hediye... Ben sana kendim yine geldi, çok mantıklı orada şeyler. Orada ağaçlarımız bana tekrardan yeşermiş. Haberin olsun. Valla abi. Ne geldi? Bana mantıklı fikirler geliyor bak. Söyle ne geldi? Kredi çekeceğiz 50 bine. He. İki aleti kiralayıp burayı halledeceğiz. Sonra gerisi vereceğiz ama. Peki kesin aynı, kesin o aletler mi? Evet abi ya. Şey, şeker pancarıyla aynı büyük ihtimalle bak. Şu yeşille kırmızı aynı işlemi yapıyor. Kırmızı oğlum, daha bir, de bir şey soracağım. Burayı burayı şey yapmaya kalksan ne kadar sürer? Ya şu an değil tabii. Aynen. Diğer bölüme. Diğer bölüme. Arkadaşlar hem yanlış yapmamak açısından hem de bunu biz şimdi hasata başlasak belki bir saat sürer. En temizi, işimizi garantiye almak istedim. Bunu Halil'le başlayalım bir sonraki bölümde. Ve şu anda oyun saatini akmaması için, çürüyecekse çürütmemek için bölümü kapatalım. Bence çok keyifli bir bölümdü bu arada. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videodan çıkmadan dostlar birer like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.